O sahnelerin eşsiz seslerinden biri, özel hayatıyla da magazin dünyasının en önemli figürleri arasında. Sibel Can'ın kariyerini sizler için mercek altına aldık. Kara Gümrüğünü, dansöz Sibel İlkeğeni. Yaşında sahneye çıktı, gazino kapattırdı. 14 yaşında Maxim'de sahneye çıktım. Ve Maxim'i kapattınız. Benim yüzümden Maxim kapandı. 17 yaşında herkes onun sesini, 18 yaşında masmavi gözlerini konuştu. Güzel bir genç kız. Gecemden yıldız gibi meçhule koyuyorsa. Olayları, evlilikleri ve şarkılarıyla hep gündemde kaldı, hep çok konuşuldu. Eski kayınpederini neden dava etti? Mahkeme işlemleri başladı, maddi manevi tazminat davası açacağım. Neden canına kıymak istedi? Ölmek istedim. Aldığı verdiği kiloları, bikinisi, Miami'deki yazlığı ve güzellik sırlarıyla bir magazin fenomeni Sibel Can'ın portresi geliyor. Çok kopmuşsun sen sevgilim, seni nasıl seveyim, yaptıkların beni aşmış, ben nereden bileyim. Yıl 1984, 14 yaşındaki kara gümrüklü dansöz Sibel. Şimdilerin en büyük seslerinden Sibel Can'ın sanat hayatı 14 yaşında dansözlükle başladı. Küçük yaşlarda dans merakım da vardı benim. Onu izledim ve Nesin Hanım'ı izledikten sonra tutturdum, oryantal olacağım diye. Kara Gümrüğün güzel kızı Sibel, babasının keman çaldığı sahnelerde oryantallik yaptı, hayata böyle atıldı. Her zaman hayat hikayem, alnım açık bir şekilde, her zaman pırıl pırıl bir şekilde açıklamışımdır. Kara Gümrük'te doğup büyüdüm ve her zaman bunun onurunu, şerefini yaşadım. Ne mutlu inşallah bütün herkes keşke oralardan buralara gelsin. Güzel bir genç kızdım. Her şeyden önce saygılıydım, sevgiliydim. Çünkü öyle gördüm, öyle büyüdüm. 14 yaşında sahneye çıktı. Maxim gazinosunu kapattı. Nükhet Duru tarafından sesinin güzelliği keşfedildi. O yaşta sahneye çıktı. Nükhet benim her şeyimle ilgilendi. Buradan ona ne söylesem az. Çünkü gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Maxim'in sahnesini görünce ben korkup vazgeçtim. Öyle güzelsin ki tarif edemem, her şeyi unuttum seni sevince. Sesi güzel, kendisi güzeldi. Yıktı geçti sahneyi. Ama o yaşta sahneye çıkması sansasyon oldu. Gazinoyu kapattı. 14 yaşında Maxim'de sahneye çıktım. Ve Maxim kapattınız. Benim yüzümden Maxim kapandı. İlk kapatan insan benim. Benden sonra böyle bir şey gerçekleşmedi. Çünkü 14 yaşında bir çocuğu Maxim gazinosunda oynatıyorlar diye bir başlık atmıştı. O dönemin çok önemli bir magazin haftalık dergisi. Daha sonra tabii kapatıldı. Ama sahneye çıkmalıydı. Çareyi yaşını büyütmekte buldu. 6 yaş birden yaşlandı. 6 yaş birden büyüdü. 6 yaş. Sormayın. O dönem hiç önemi yok diye düşünüyordum ama şimdi bu yaşa gelince birazcık böyle görenler bazen pasaport kontrolünde işte nüfus kağıdımla ilgili bir şey olduğunda siz bu kadar büyük müydünüz falan diyorlar ama bilen de biliyor zaten yaşımı. Gecemden yıldız gibi meçhule koyuyorsa kaderini çizdiysen kime ne? 80'li yıllar Sibel Can fırtınası kasıp kavurdu. Sahnelerin ardından albümler geldi. İlk albümünü Orhan Gencebay yaptı. Sonrasında sesiyle yıktı geçti müzik piyasasını. Her yıl bir albümle taçlandırdı yeteneğini. Sevdalanmış kalbimizle rüyalar.
konuşuruz. 1988'in yılbaşı gecesi onunla girdi Türkiye yeni yıla. Ailesi istememesine rağmen Hakan Ural'la gizlice evlendi. Hızla yükselen bir kariyeri vardı. Annesi kızının en iyi olmasını isterken Sibel Can 1988'de Zerrin Özer'in evinde Hakan Ural'la gizlice evlendiğinde kimsenin haberi olmamıştı. Çoğunu onayladı fakat evliliğim hariç. Evliliğiniz hariç. Peki şimdi durum ne? Önce tabii yaşım küçük olduğu için evliliğimi onaylamamışlardı. 18 yaşında evlenmemi istemiyorlardı. Şimdi her şey çok iyi tabii. Çok iyi. Çok seviyorlar Hakan'ı. Üzerinden geçen 2 yılda Sibel Can evliliğini ailesine kabul ettirdi. Çok şanslıyım. Hakan sanatçı olduğu için tabii. Hemen hemen her konuda yardımcı oluyor diyebilirim. Hakan Ural'la evliliğinden önce oğlu Engin Can'ı, sonra da kızı Melisa'yı aldı kucağına. Hakan Ural'la evliliği 11 yıl sürdü ve 1999'da ünlü çift boşandı. ...90'lı yıllarda kariyerinde fırtına gibi esti. 90'lı yıllarda pop ve fantezi müziği birleştiren tarzı güzelliğiyle Sibel Can fırtınası esiyordu. Kısacık sarı saçıyla güzelliğiyle müzik dünyasının zirvesindeydi. Sibel, hadi bana ver elini. Hadi deli gel, hadi sevi ver. Hadi bana ver elini. Kariyerinin en bilinen şarkılarından Padişah, 1997'de çıkardığında o artık müzik dünyasının en sevilen isimlerindendi. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bedirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah değil. Sahnede devleşen Sibel Can. Çıkardığı albümler, yaptığı şarkılardan çok sahnelerde devleşen bir star oldu Sibel Can. Ya haindir, cennatı aratmaz, ya doğrucudur, rahat bırakmaz. İbrahim Tatlıses'e sahneye çıktı, yer yerinden oynadı. Benim anım, dağ çiçeği. Avşar'la düet yaptı, çok konuşuldu. Ah be güzelim ah, ben seni güzelim ah, sadece güzelim ah, yarın dünya benim, hangi değilim ah, yolcu değilim ah, borcumu ödedim ah, bundan duydum o güzeli. Her konseri, her sahnesi olay yarattı. Yılında ikinci evliliğini Suhi Aksüt'le yaptı. 1999 yılında boşandıktan bir sene sonra iş insanı Suhi Aksüt'le evlendi Sibel Can. O evliliğinden üçüncü oğlu Emir dünyaya geldi. Babası gelecek, oğlumu düttüte bindirecek. Suhi Aksüt'ün yaşadığı ticari problemler evliliğe sekte vururken çift 2010 yılında boşandı. Kilo alıp vermesi hep çok konuşuldu. Türkiye'nin en çok kilo alıp veren ünlüsü kim diye sorsanız Sibel Can'dan başkası gelmez akla. Üçüncü hamileliğimde çok kilo aldım ben. Zaten kilolu hamile kalmıştım. Normal kilomun bayağı üzerindeydim. Bayağı gitti. Yani 20 kilonun üzerinde gitti. Bazen kiloları başına iş açtı. Berivan dizisinin setinde fazla kilolu olduğu dönemde kucakta taşınamayınca böyle taşınmıştı. Ölmedim lan! Ölmedim! Bir ambulans çağırsın! Berivan dayan. Dayan. Dayan Berivan. Çekilin. Berivan dayan. Çekilin!
kendimi böyle iyi hissediyorum. Her şeyin başı sağlık. Benim zaten korkularım, kaygılarım yok ama manken gibi olayım. Yapılan araştırmalar bazen canını sıktı Sibel Can'ın. Bir haber çıkmıştı, ona takmış mıydınız? Hani 8 yılda 167 kilo verdi diye. Ya bu çok saçma, o kadar da değil. Yani bu kadar da olamaz, öyle bir şey yok. Çok saçma. Bir haberde bozuldu. Güzelliği hep baş döndürdü. Bir dönemin güzellik fenomenleri arasındaydı Sibel Can. Mayolu görüntüleri, magazin arşivlerindeki göz alıcı halleri hafızalarda. Sibel Can, Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği özel röportajda hamam günlerini hiç aksatmadığını anlatmıştı. Çocukluğumdan beri biz her pazartesi hamama giderdik. Hep beraber mutlaka pazartesi günlerimiz bizim hamam günümüzdü. Yani bu çocukluktan gelmiş bir şey. Keseye çok alışıktır vücudum. Ondan sonra çok severim ve küçücük böyle bir hamam yaptırdım. Ve akıllara o efsane hamam görüntüleri geliyor. Miami'deki yazlığı ve Miami görüntüleri hep çok konuşuldu. Türkiye'de Miami'yi ilk popüler eden kişi Sibel Can'dır desek mübalağa etmiş olmayız. Miami'deki yazlığıyla meşhur oldu ve Miami görüntüleriyle olay yarattı hep. Çok haklısın sen sevgilim, seni nasıl seveyim? Yaptıkların beni aşmış, ben nereden bileyim? Annesinin kaybı Sibel Can'ı çok etkiledi. Sibel Can'ın hayatının dönüm noktalarından biri 2006 yılında annesi Emine Gül Sezer hanımefendiyi kaybetmesiyle yaşandı. Kariyerinde büyük paya sahip olan, annesini kaybettiği günle aynı gün olan 1 Ağustos'ta doğan Sibel Can, o günden beri doğum günlerini buruk kutladı. Sibel Can annesini kaybettiği gün ölmeyi bile düşünmüştü. Onu kaybettiğimde ölmek istedim. Yani ölmek istedim ama çocuklarım tabii ki hayata bağladı beni. Hep yarımım. Yani bir tarafım yarım kaldı. Gülben Ergen'le yaşadığı küslük halen devam ediyor. Annesinin kaybının ardından Gülben Ergen'in kendisini aramaması üzerine iki ünlü arasında başlayan küslük o günlerden beri devam ediyor. Çakı sohbet oldu mu? Çocuk işte. Çocuk. Hayır, masal, kitap falan filan. Gülben Hanım'dan merhabalaştınız mı? Hayır. Görmedim ben hiç. Abi, o da bu çakı. O da sizi görmedim. Sibel Can'la Gülben Ergen birçok kez burun buruna gelseler de konuşmadılar ve aralarındaki buzlar hiç erimedi. Sibel Can'ın hayatında affetmediği kişilerden biri de eski kayınpederi Selçuk Ural. Ural'ın boşanma sonrası Sibel Can'la oğlunun evliliğinin hata olduğunu dile getirmesi Sibel Can'ı öfkelendirmişti ve üzmüştü. Hakan'ın ilk evliliği yanlıştı. Onun için de çok üzüntü çekti. Mahkeme işlemleri başladı. Maddi manevi tazminat davası açacağım ve ilk duruşmaya da kendim gideceğim. Sibel Can'ın küçük polemikleri olsa da küslükleri pek yok. İbrahim Tatlıses'le de zaman zaman atışmaları olmuştu. Bu keyifli atışmalardan biri iki ünlünün at sahibi olduğu yıllara ait. Çiftçi numaralı Jans'la son 400'ü birincilik mücadelesiyle geçiyorlar. Koşuyu Sibel Can Aksüt'ün 2 numaralı Jans isimli tayı kazanıyor. Onunki eşek çıktı, sorma yani. Sibel Hanım'ın atı benim atla koşamaz zaten. İbrahim Tatlıses'i o yıllarda çok kızdırmıştı Sibel Can. Bunun daha birinciliği yok değil mi Sibel? Onun eşek çıktı. 2000'li yıllarda Sibel Can müzikte neler yaptı? 2000 yılında çıkardığı Türk Sanat Müziği albümüyle ses getiren Sibel Can, 2005'te sevilen şarkılarından Lale Devri'ni yayınladı. Çocuklarız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şansı içmiş.
çıkardığı albümünde Tarkan'la çalıştı ve Çakmak Çakmak şarkısını müzikseverlerle buluşturdu Sibel Can. Çakmak çakmak o gözleri tamam ikiden vurdu kalbimi, ona vurdu bugün ferman dinlemiyor. Tarkan'la ortaklığı 2009'da Çanta'da Keklik'le devam etti. Daha neler amanın daha neler amma da yaptın sen beni Çanta'da. Kariyerinde Kaldırım Çiçeği, Sibel, Berivan ve Tarık Akan'la oynadığı Ah İstanbul gibi başarılı diziler var Sibel Can'ın. Beni babam sözlendirdi senle. Cevabı da ona düşer. Sibel Can eşsiz bir ses, büyük bir yorumcu. Uzun yıllardır hayatımızda ve hep de bizlerle birlikte olması dileğiyle. O benim sevgilim, sen olamazsın.